Teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Bağımsız Türkiye Partisi için yeni bir durum değil. Milletimiz, izleyicilerimiz çok iyi hatırlayacaktır. AKP hükümetinin milli bayramları büyük statlarda, sokaklarda daha önce kutlanıyordu. Bu kutlamaların okul salonlarına taşınması, hapsedilmesiyle ne ilişkin? Ta Abdullah Gül döneminde yayınladığı bir talimatname vardı, okullara gönderdi. Ve o süreçte milli bayramlar sönük, halkın katılımı olmaksızın sokaklarda ve statlarda kutlanmıyor. Sadece okul salonlarında, okul bahçelerinde kutlanır hale gelmişti. Ta o dönemde merhum liderimiz Profesör Doktor Haydar Başbey, madem bunlar kutlamıyor, biz bu kutlamaları yapacağız. Biz sokaklarda kutlamayı yapacağız. Daha sonra da milletimiz bizi takip eder demişti. Biz 15-20 yıldır, öncesi de var ama özellikle bu süreçte tümüyle meydanlarda ve sokaklarda, büyük salonlarda Cumhuriyet Bayramı gibi milli bayramları hep sokaklarda ve açık alanlarda halkın katılımıyla kutluyorduk. Bu 29 Ekim'i de yine Bostancı Gösteri Merkezi'nde hakikaten çok görkemli, şölen tadında bir kutlama yaptık. 100. yıla yakışır bir kutlama yaptık. Aslında Bağımsız Türkiye Partisi dışında Türkiye'de hem iktidar partisi, muhalefet partileri, birçok siyasi parti var. Yani yüzün üstü de siyasi parti var ki bunların yaklaşık 20 tanesi seçime girme yeterliliğine sahip. Bunlardan 5-6 tanesi mecliste temsil ediliyor. Çok ilginçtir. Parti olarak böyle büyük bir salon tutup bir şölen havasında bunun kutlamasını yapan tek siyasi parti biz olduk. Bağımsız Türkiye Partisi oldu. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti olarak, belediyelerin çeşitli etkinlikleri oldu. Hükümetin çeşitli etkinlikleri, gösterileri oldu. Ama siyasi parti olarak Bağımsız Türkiye Partisi dışında kutlama yapan, bu şekilde kutlama yapan bir siyasi parti olmadı. Çünkü biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak Cumhuriyet'e sözde değil, o klasik deyimle özde bağlıyız. Cumhuriyet değerlerinin farkındayız. Bu Cumhuriyet'in Atatürk tarafından bize emanet edildiğini, bizim omuzlarımızda yükseleceğini, omuzlar üstüne bunu tutmamız gerektiğini çok farkında ve bilincinde olan bir kadroyuz, bir ekibiz. Bu değerlerle yetiştik. Bu değerlerin bize neler kazandırdığını çok iyi biliyoruz. Ve yine son olarak şunu ifade edelim. Profesör Haydar Baş hocamızın çok herkesin diline dolanmış bir deyimi vardı milli bayram kutlamalarıyla ilgili. Milli bayramlarını kutlamayanlar dini bayramlarını kutlayacak bir vatan bulamazlar. Bu sözün bugün artık birçok akademisyen tarafından veya farklı sosyal medyada kepsler haline getirildiğini ve sürekli herkes tarafından dile getirildiğini görüyoruz. İşte bu söz Profesör Haydar Baş'a aitti. Biz bu bilinçle milli bayramlarımıza bakıyoruz ve bu kapsamda da çok güzel bir kutlama yaptık. İkinci sorunuza gelecek olursak, Genel Başkanımız Hüseyin Baş Bey'in Ankara 71 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan, daha doğrusu ilk duruşması yakınlarda olacak, görülecek olan kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla bir ceza yargılaması var. Tabii kamu görevlisine hakaret suçlaması olduğu için de siyasi yasak da dahil olmak üzere bir kısım hakların yasaklanması da talep edildi savcı tarafından. Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanı olduğu dönemde ona yönelik sözlerinin eleştiri boyutunun aştığı iddia ediliyor. Halbuki o konuşma da Trabzon'da yapılmıştı. Kadırga TV tarafından da canlı yayınlanmıştı. Ben yani 20 yıllık bir hukukçuyum. Yani siyasetçiye soru sormak, siyasetçiye eleştiri getirmek, hükümet icraatını kendi içinde çelişkisini dile getirmek ne zamandan beri hakaret kabul ediliyor? Çünkü orada şunu sormuştu. 15 Temmuz sonrası hemen bir hükümet değişikliği, kabinede bir değişiklik olmuştu. Bu değişiklikte
15 Temmuz tırpanı gibi görülmüştü. Orada tırpanlanan bakanlardan bir tanesi Bekir Bozdağ'dı. Demek ki FETÖ ile belli bir mesafe koyamamış olan siyasetçiler ve bakanlar şu an görevden alındı diye bakılıyordu. Herkes böyle değerlendiriyordu. Aynen bu şekilde ifade etti. Hani acaba böyle mi idi diye bir değerlendirme yapılmıştı. Daha sonra tekrar geri getirilince de ne oldu? Yani o zaman görevden alırken mi yanlış yaptınız? Bu Adalet Bakanı iyiydiyse neden görevden aldınız? Görevden aldınız, daha sonra tekrar aynı kişiyi yeniden Adalet Bakanı olarak neden göreve getirdiniz? Tamamen hükümetin aslında çelişkili icraatını, birbiriyle çelişen icraatını eleştirme maksatlı soru soruyor Genel Başkan Sayın Hüseyin Baş. İşte burada bir hakaret var. Aslında burada açıkça ifade edilmesi de siz Bekir Bozdağ'a FETÖ'cü mü demek istiyorsunuz gibi. Yani adeta niyet okuyan ki hukukta somut sözdür, fiildir. Hani insanların sen aslında böyle diyorsun ama niyetin budur diye bir yargılama olmaz, bir cezalandırma talebi olmaz. Maalesef böyle bir gerekçeyle Genel Başkan'a bu dava açılmış oldu. Kendisinin de ifade ettiği gibi biz biliyoruz ki Genel Başkan'ın çok ciddi bir çıkışı var. Profesör Aydarbaş çok sağlam temeller attı. Sağlam bir siyasi parti oluşturdu. Ve Genel Başkanımız o partiyi aldı, daha yükseklere taşıyor. Hani Haydarbaş hocadan sonra Bağımsız Türkiye Partisi acaba hani yoluna devam eder mi diye insanlar bakarken baktılar ki Bağımsız Türkiye Partisi üye sayısını katlıyor, tanınırlığını arttırıyor, sempati topluyor, getirdiği eleştirilerle toplumun dikkatini çekiyor ve ya bunlar çok net duruyor, çok sağlam duruyor diyerek bir alternatif, insanların dünyasında gözünde bir alternatif olarak Bağımsız Türkiye Partisi öne çıkıyor. İşte böyle bir tabloda sanırım genel başkanına siyasi yasak talep ederek daha kendi tabiriyle kendileri 50 yıldır siyasetçi, biz daha 3 yıllık bir siyasi geçmişi olan genç bir liderin siyaseten önü kesilmek isteniyor. Veya bu davayı bir Demokles'in kılıcı gibi sürekli başında tutup konuşmasını frenlemek, eleştirilerinin dozunun daha düşmesini sağlamak, doğru gördüğünü, önemsediği şeyleri söyleyememek, eleştirilerini yapamayacak hale getirmek, onu baskı altına almak istiyor olma ihtimalleri de var. Ama her durumda kendi ifadesiyle biz yolumuza devam edeceğiz. Bunların hiçbiri bizi yıldıramaz. Çünkü biz inandığımız şeyler için bu yürüyüşümüzü yapıyoruz demişti. Bu yürüyüşümüz de devam edecek.